Selamlar YouTube. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz Sims'e daha öncesinde yayıncılıkla alakalı, ünlü olmakla alakalı bir seri çekmiştim. Şimdi yeni bir seri gelecek. Klinik açacağız, veteriner olacağız. Hayvancıklara, onlara bakacağız, büyüteceğiz, besleyeceğiz. Nasıl bir hayat olacak, akış nasıl ilerleyecek hiç bilmiyorum. Allah ne verdiyse diye gideceğiz. Beğenmeyi, abone olmayı, diğer videolarımı da izlemeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Düşündüğünüz yorum varsa, belirtmek istediğiniz düşünce varsa tekrar dediğim gibi yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı zaten unutmayın. Sizi öpüyorum. O zaman chat, sevgili Twitch. Şimdi bir veteriner sizce nasıl olmalı? Ne tarz olmalı? Bana bunu bir söyleyin bakalım. Kendimi mi oluşturayım? Böyle despot bir kadın mı oluşturalım? Gözlüklü olmalı. Tamam, gözlüğünü yaparız. Ama böyle tatlı bir kız yapalım bence. Çok tatlış bir kız olsun. Böyle tatlı mı tatlı, bıcır mı bıcır? Şöyle tepeden topuzları olan. Bu güzel oldu. Ya bu çok, ay çok tatlı olur. Buna bir de gözlük falan takarız. Mükemmel olmaz mı? Bence tatlış olabilir. Şimdi saçını, kaşını, gözünü şimdi ayarlayacağız hep beraber. Abi bu kız çok güzel oluyor ya bu şekilde. Tatlı bir kız ya. Mükemmel. Şimdi gözlerine bakalım. Gözleri hangi renk olsun? Gözlerini renkli yapalım. Yeşilimsi olsun. Evet. Böyle mükemmel. Aynen. Seksi değil. Böyle tatlı şirin olsun. Çünkü bu şey yapacak. Hani veteriner hayvanlarla ilgilenecek. Anladınız mı? Tatlı bir şey olsun. Tamam. Makyajını ayarlayalım. Bu makyaj kötü. Çok fazla bu makyaj. Az makyajlı bir şey. Bu ne? Bu ne makyajdır ya? Cat eye falan. Bak böyle tatlımsı. Bir yeşilimsi bir şey yok mu ya? Bunlar çok makyaj anneciğim. Bak yeşil gözlerine de uydu aslında. Yok, yeşil gözlerine de uydu. Hafif bir makyaj. Çok da bir şey yok. Yanaklar bakalım. Bu olmaz. Tam dudak. Çok tatlı. Evet, şu an mükemmel oldu. Bir de buna biz bir gözlük taktık mı? Yuvarlak bir gözlük. Çok tatlı durmaz mı sizce? Ama hep böyle gözlükler... Ay! Ay balım çiçeğim. Ama olmadı ya. Gözlük buna yakışmıyor sanki. Ne dersiniz? Gözlük sanki buna olmuyor ya. Tatlı bir kız ya. Yeşil yapacağım gözlüğünü de. Böyle olsun. Bence oldu. Tam böyle veteriner hekim yani. Tamam. Şu kıyafetini de çıkaralım bir. Koyalım şu. Bu ne kilodur kardeş? Şimdi. Veteriner hekimimiz. Öncelikle nasıl bir bu ne lan, hamile misin sen? Gel o karnı içeri çek. Arkadaşlar benim istediğim şey öncelikle popo birazcık çıkık ve dışarıda olsun istiyorum. Popo çıkık olmalı. Tamam. Şimdi cicikleri de ayarladık. Biraz kilo aldıralım şuna. Kalçayı biraz şey yapalım.
Bence şu an ideal. Biraz omuzları da genişletirsek. Şu an bence mükemmel oldu. Bence şu an mükemmel oldu ya. Burak sen ne istiyorsun acaba? Çok merak ediyorum ya. Böyle mi yapayım? Bence şu an mük. Popomuz da var. Yeterince. Şu an mükemmeliz ya. Çok. Şu an çok güzel oldu. Evet, kıyafetimizi nasıl seçelim istiyorsunuz? Ne dersiniz? Ne yapalım? Zaten bu çektiğim bölümde YouTube'a da söylemiş olayım. Sadece şey yapacağız. Karakterimizi oluşturacağız. Diğer videoda akışa geçeceğiz. Nasıl bir kıyafet giyinmeli sizce? Burak'cığım, veteriner hekim yapıyoruz bunu. Ultramini diyorsun ama. Şimdi bu günlük kıyafetinde. Günlükte ne giymeli bu kızcağız? Bence günlükte böyle bir elbise giyinebilir. Bence günlükte bir elbise giyinebilir. Bakalım. Abi bu elbiseler ne ya? Bu ne oğlum? Bornoz çıkıyor bu. Ha, elbise... Ne alaka? Gece bunu mu giydireyim illa ya? Ya bu olmaz. Veteriner hekime bunlar olmaz. Bunlar asla olmaz. Aslında bu veteriner hekime bu olabilir ya. Hem spor... Ha, bornozla gelsin değil mi? Bu arada evet, bizim ciciklerimiz biraz... Bu ne lan? Füze gibi. Heh, normal dursun. Bence bu güzel. Bunun rengini değiştirebiliriz. En güzeli de buymuş. Tamam, bu olsun. Tamam, bu mükemmel. Şimdi ayakları, ayakkabı olarak ne giydirebiliriz? Böyle bir babet giydirelim bence. Çok tatlış. Lacivert elbise, kırmızı babet. Çok tatlı olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Bu olsun bence. Evet, çok tatlı. Günlüğümüz böyle olsun. Resmi yerlerde. Resmi yerlerde ne giyineceğiz? Bu önemli bir detay. Resmi bir yere gidiyorsak şayet ne giyinebiliriz? Böyle etek ceket tarzı bir şey olabilir. Kadınsıya gerek yok. Resmi bir yerde ne giydirebiliriz ki biz buna ya? Düşünüyorum da şu an. Bu ne oğlum? Ne yapsak ki acaba? Evet, yorumlarda yazabilirsiniz YouTube. Keşke şöyle giydirseydin, böyle giydirseydin diye. Resmi bir şeyler olsun. Zaten resmi bir şey olsun da uzun elbiselere bakayım o zaman. Bu hiç resmi değil bu arada. Aa. Bu tarz bir şeyler olmaz, ben söyleyeyim. Bence pantolon ve üst yapmamız lazım. Ne ya, öğretmenin eteği resmi. Yok, bunlar olmaz. Bunlar sıradan. Arkadaş, bir tane resmi kıyafet bulamadık mı yani? Bize de yazıklar olsun. Bunlar hiç uygun değil. Hiç uygun değil ya. Bunlar kazak. Kazak olmaz. Lan bu veteriner kıyafeti değil mi direkt? Ne böyle ya? Değişik değişik şeyler var. Aha, buldum. Mük. Tamam, buldum. Şu ellerindekileri çıkartırsak. Aa, bence çok güzel oldu. Eteği mi değiştirelim? Eteği ne koyalım ki? Etek bu var yani bir tek.
Ay çok çirkin. Aşırı çirkin. Daracık. Hani bu tarz bir şey yapabiliriz. Bu tarz bir şey olabilir aslında. Bence böyle. Bu tarz bir şey olabilir. Değil mi? Siyah pantolon. Ama ceketin rengini değiştirelim o zaman. Böyle sanki bir şey olmuyor gibime geliyor ama. Ya siyah şey lacivert pantolon. Hoş değil. Yani şu daha uygun bence. Aynen bu daha uygun. Bence mükemmel şu an. Lacivert mi olsun ceketi? Bu şekilde çok sırıtıyor. Bak bunu şöyle yaparsak bunu da şöyle yapabiliriz. Ay böyle çok babaanne işi oldu. Ama güzel oldu şu an bence. Ama zaten resmi bir yere giderken böyle yapacağız arkadaşlar. Ama hala ceket renginde kararsızım. Bu hiç resmi değil. Bu çok spor oldu. Bu olması lazım. Rengi de... Ya bu olabilir aslında ya. Tamam bu olabilir. Aynen. Ayakkabı. Resmi bir yere giderken ayakkabı nasıl olmalı? Topuklu olmalı. Kesinlikle topuklu olmalı. Çok çirkin bir ayakkabı. Bu ne? Hayır, no. Şöyle olsun. Siyah olsun. Okey. Tamam. Resmi de böyleyiz. Atletik halimiz aslında güzel ha. Tişörtün rengini değiştirirsek bence mükemmel olabiliriz. Şu an bence oldu bu şekilde. Bunu hiç bozmayalım. Hatta böyle yaparsak daha şık olabilir. Aynen bence böyle olsun. Böyle daha güzel oldu. Mük. Tam gece uyurken. Gece uyurken tabii ki bu şekilde giyinmeyeceğiz. Tabii ki bu şekilde giyinmiyoruz gece uyurken. Üst kısım. Görünüşleri. Yok. Gecelikler neredeydi? Gömlek mi giyeceğiz Allah aşkına? Oo, mükemmel değil mi yalnız? Üf. Hayır. Gece uyurken böyle çok iyi oldu. Bayıldım. Ayağımızda da tavşanlı terlik olacak. Mükemmel ya. Ayağımızda da beyaz tavşanlı terlik. Çok beğendim ben şu an. Abi gece uyurken kız ne giysin yani? Bu ne? Partilerde. Abi partilerde bu arada mini bir elbise giyerim yani. Mini elbise giydirelim buna. Mini mi mini? Dar mı dar? Üff. Daş mısın be hatun? Çok iyi olmadı mı? Kırmızısı var. Al partide bunu giy. Mükemmel oldu. Ayakkabısı çok kötü ama. Ayakkabı niye bu kadar kötü bütün ayakkabılar ya? Böyle olsun bari yapacak bir şey yok. Ayakkabıların hepsi çok kötü çünkü. Gerçekten rezil ayakkabılar, rezil durumda.
Ayakkabıların haline baksanıza ya. İğrenç. Tam bu kalsın. Mükemmel oldu da bunun saçını değiştirmek lazım. Parti zamanıysa. Salık. Rahat. Abi taş ya. Çok iyi olmadı mı? Abi olmadı bu ayakkabılar da. Yapacak bir şey yok. Ayakkabı yok yani o düzgün. Babet mi giydireyim yani ayakkabıyı dedi. Çok çirkin ayakkabıların hepsi. Maksimum bu. Şu olabilir aynen, bu daha iyi. Çok iyi oldu. Tamam. Şey zamanı. Aynen. Denize gireceğimiz zamanlarda. Bence böyle okey. Çok güzel olmadı mı? Bence böyle okey. Sıcak havalarda tabii ki böyle gerizekalı gibi giyinmeyeceğiz sıcak havalarda. Abi sıcak havada ne giyinirsin ki? Elbise falan giyinirsin yani. Elbise giyinirsin sıcak havada. Aa çok tatlı oldu. Çok şeker oldu. Sandaletleri de güzel. Rengini değiştirirsek daha tatlı olabilir. Abi çok güzel oldu bu kız ya. Sen sevmedin bu kız. Herkes çok çok güzel oldu. Şu şeyleri de. Ben bu kıza çok takı falan takmak istemiyorum. Zaten çok güzel. Soğuk havalarda da ne giyelim? Soğuk havalarda bir kere bu pantolon olmaz. Bence ideal biliyor musunuz? Altına da bir tane bot çektik mi? Bu güzel olmadı. Yok, topuklu da giydirmem. Prolar gibi kesinlikle giydirmeyeceğim. Ama bu da yakıştı ya. Böyle mi olsa acaba? Ak hiç sevmem bu arada ama güzel oldu. Böyle kalsın. Çok tatlı oldu ya. Bayıldım. Tam soğuk havalarda da bunu giysin. Mükemmel oldu. Günlük kıyafetimiz bu. Resmi yerlerde bu saç olmaz bu arada. Resmi yerde bu saç olmaz. Bu hiç olmaz. Resmi yerlerde fön çektirsin. Spordayken olur. Uyku uyuyorken saçını başına aç da uyu kızım ya. Ne yapacaksın? Saçın birazcık dağılsın uyurken. Ay bu da çok seksi oldu be. Ay bir şey söyleyeyim mi? Çok aşırı seksi olmadı mı? Gece uyurken. Partide böyle, sıcak havada böyle. Tamam. Soğuk havada böyle olmaz. Soğuk havada insan saçını açar ki üşümesin. Aa tamam mükemmel. Çok tehlikeli yol. Evet günlük hayattaki kıyafetini sanki bir tık değiştirsek mi ya? Sanki günlüğü çok şey olmadı gibime geliyor benim. Yok bu da çok kezban oldu. Pantolon etek mi yapsak ne dersiniz? Evet benim de içime sinmedi. Aa! Ay bu veteriner değil mi?
Al kedili köpekli bir şey yapalım. Ay yerler. Dur kedili köpekli bir şey yapak biz buna. Çok tatlı oldu. Bu da düğüne gidiyor gibi ama. Bayıldım. Gri şey, gri atlet, pembe etek mükemmel oldu. Yok yok, kediliye mediliye gerek yok. Bu çok iyi oldu. Şu pembe de bir... Ay çok tatlı, mükemmel. A bayıldım. Bayıldım. Çok güzel oldun ya. Tamam. Adı Pelin Su değil bu arada. Evet, şimdi kişilik özelliklerini belirleyelim. De ben buna bir tane takı takmak istiyorum ya. Ay köpekli kedili takılar var burada. Bu da ne kötü Survivor şeysi. Şu buna nazik bir takı, kibar. Bu işte tam. Bu mük. Ay tam mükemmel olmadı mı? Çok tatlı. Küpeler. Küpeye gerek yok. Küpeye hiç gerek yok. Bu arada bu hanım ablamızın gözlüklerini şöyle bir tık pembe yapacağım. Tamamdır. İşte bu. Süper ötesi. Makyajını da bir tık... pembemsi bir şey yaparsak çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Budur. Çok tatlı oldu. Şimdi karakter özellikleri. Sapkınlık yapardım Burak senin için ama yok. Hayvan tabii ki. Hayvan dostu. Hayvan dostu. Böyle neşeli. Bu bayağı bildiğin şey oldu. Neşeli değil bu. Ne böyle? Yaratıcı olsun. Aha hani buldum. Çok fazla neşeli oldu. Kıçbaşı oynar. Kitap kurdu. Mükemmeliyetçi, sanat sever. Kedi sever. Kedi köpek sevsin bence. Ay. Kedi köpek sevsin. Tamamdır, bakarım kiteceğim. Bence böyle olsun. Çok tatlı. Hatta bir dakika, hayır, bunu bu şekilde olmayacaktı. Köpek severdi bu. Şunu iptal ediyorduk. Bunu da şey yapacağız. Dışa dönük olsun istiyorum. Böyle insanlarla iyi anlaşsın. Tamam. Şimdi okey. Tamamdır. Şimdi biz bunun arkadaşlar, bir dakika. Detaylı düzenleme modu bu değildi sanırım. Biz bunun ses sonunu falan nereden değiştiriyorduk ya? Bak unuttum ben. Ha kişisel, okey. Bak bu ses çok iyi oldu. Yazif Gumao. Hani... Okey. Ne Haydar abisi lan? Friendship Stellani. Alf Sabak. Tukinik Sefoym. Nasıl, iyi mi? Mükemmel! Kumao Naga. Ve kliniğime gelmek ister misin güzelim? Kenneth Oy Lobo. Zambum Enabaş. Tamam bu okey. Yürüyüşünü seçelim. Kasıntı yürümesin ya. Bu da böyle şey, hani Pelin Su. Yorgun. Tamamdır. Ah! Kadın su yürüsün ya. Yürü kız.
Ay mükemmel. Mükemmel bu oldu. Tamamdır. Genç yetişkin yapıyoruz. Aynen. Genç yetişkin olsun ki. Ya da direkt yetişkin mi yapsak ya? Genç yetişkin de şimdi bu şey yapar. Ne derler ona? Okula mukula giderse sıkıntı. Değil mi? Yetişkin olsun direkt. Genç yetişkin olursa şimdi okula, liseye, liseye gider muhtemelen. Aynen. Üniversiteye falan gider. Gerek yok öyle şeylere. Evet, okey. Adını bulalım şimdi. Adını koyup videoyu bitireceğim. Adını ne koyalım? Adını Feriha koyalım. Adı Sena olsun. Mahmut olmaz. Hadi. Derin. Ay, çok güzel bir isim sakallı. Derin. Derin olsun adı, evet. Derin. Hemen troll isim düşünmeyin. Yok, Toprak olmaz. Toprak kedimin adı. Derin. Soyadı. Soyadı ne olsun? Derin. Derin Dünya. Hayır. Derin Dünya. Derin Pati. Derin Emcüklü. Derin Koçavali. Derin Devlet. Derin Yara. Abi hayır bak, trollsüz bir şey düşünün. Derin, Derin Derinoğlu, yok. Derin, ne olabilir ya? Derin, derin, derin düşünceli. Derin düşünceli. Derin düşünceli. Derin Talu. Aa, aslında olabilirim. Derin aslında. Derin Talu yapacağım ismini. Derin Talu olsun. Mük. Hem ünlü ismi. Ünlü de oluruz belki. Tamam. Evet. Şimdi Derin Talu. Arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili YouTube, umarım beğenmişsinizdir Derin'imizi. Kendisi bir veteriner ve klinik açacağız. Ona göre kendisini giydirmeye, kişiliğini oturtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda beğendiğiniz, beğenmediğiniz bir şey varsa da belirtebilirsiniz. Ayrıca yorumlarda bir anketimiz olacak. Beğenip beğenmediğinize dair. Orada da fikirlerinizi beyan ederseniz çok çok mutlu olurum. Onun haricinde abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Devam gelecek. Mükemmel şeyler yapacağız. Beklemede kalın, izlemede kalın. Hadi bye. Bye YouTube. Hi YouTube, bye YouTube.